üzerinde yürüyeceğiz. Adanın giyinik olan tek yerindeyiz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ayvalık adalarını gezeceğiz. Yine bol denizli bir gün bizi bekliyor. İlk hedefimiz Cunda Adası'ndan yürüyerek Maden Adası'na geçmek. Hadi bakalım suyun içinde bir sabah yürüyüşü yaparak güne başlayalım. You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Su yürüyüşümüz başladı. Arkası Cunda. Önüm Maden. Maden Adası. Yürüyoruz. Hoppa. Derine düştü. Vallahi Duygu söz verdi. Su en fazla belimize kadar gelecek dedi. Ama kimin beli? Öyle benim bir sıkıntı var. Ben şu an zaten neredeyse girmek üzereyim. Şimdi arkadaşlar, böyle bizim gibi iki ada arasında yürümek isterseniz sadece manzaraya bakmayın. Şimdi ben kameraya bakıyorum, İlker kestaneleri gözetliyor. Ben Duygu'nun yolunu gözlüyorum, bakalım nereye basıyor diye. Bu arada ilk defa mikrofonsuz bu kadar rahat kayıt yapıyoruz. Çünkü o kadar sessiz ve huzurlu ki ortam. Evet, biraz kendimizden utanıyoruz. Yani buradaki bu sessizliği şu anda bayağı... Biz bozuyoruz. Bu konuşmamızla bozuyoruz yani. Sadece Ayvalıklı bir aile. Evet, adaya çıktık. Ayvalık. Yarı yola geldik. Şu an tam ortadayız. Huzurdan. Yıkılıyor. Appalachian sunrise beats my skin. Even with my eyes still closed. Feel it coming in. Golden, golden. I'll follow only golden, golden. Golden, golden things. Adaya çok kısa bir mesafe kaldı ama yol bitti. Şu an İlker yolu bulmaya çalışıyor. Dön, olmadı. Geri. Deneme yanılma yöntemiyle. Yürüyerek dediğimiz için asla yüzmüyoruz. Dağılmadan gideceğiz. Geri yükseldi şu an. Mümkün olduğunu görmediniz. Ve adaya ayak bastık. Maden Adası'ndayız. Burası aslında Büyük Maden Adası. Arkada bir de yavrusu var. Küçük Maden Adası. Eski ismiyle Pirgos. Hatta daha da eski antik çağlarda burada yaşayan halkın ismiyle Porto Selene diye geçiyor. Şimdi bu açıdan göremediğimiz böyle biraz yıkılmış küçük bir kule kalıntısı var. Hatta Google Map'te de Porto Selene Kulesi diye yazıyor. Görebilirsek şurada yürürken onu da göstereceğim ya da fotoğrafını koyarım buraya bir yere. Bu arada bütün yol taşlıktı ama adaya çıkınca sahil bayağı kumsala ulaştık. Haydi bakalım şimdi biraz yürüyebildiğimiz kadar, ada izin verdiği kadar keşfedelim. Şöyle yıkık bir taş ev var. Çok eski değil ama muhtemelen bu. Daha yeni bir yapı. Şimdi biz yine adanın içine doğru, bozkıra doğru daldık. Çok aşık bir ada değil bu arada. Buradaki taş evin oradan burnun arkasına dönünce şahane bir başka koy bulduk. Ve ismini Tuz Koyu koydum. Maden Adası'nda bazı koylarda tuz çıkarılıyor. Gelip tabii hala bu işi yapan var mı bilmiyorum ama minik bir tuz birikintisi var. İlker şu an yüzmek istiyor. Hissedebiliyorum. Şu an yüzmek istiyorsun. Deniz seni çağırıyor değil mi? Hem de ne? Hem de nasıl? Buranın ismini ben Tuz Koyu koydum. Tuz Koyu. Yakışmış. Tuz Koyu. Aynen. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. Sendeyiz Duygu. Benziyor mu kurşuna? Biraz benziyor. Tamam, madem kurşun çıkıyormuş bu adadan, adadan kendime bir hatıra alacağım. Buzdolabı süs alacak halim yok, ıssız adadan. Taş alacağım, bak siyah bir şey buldum, taş, kurşun gibi. Bunu beğendim. Tamam. Maden Adası hatıra. Güzel bir sabah başlangıç oldu. Evet, güzel bir yer keşfettik. Şimdi Maden Adası'ndan aynı denizin içindeki Petika'dan geri Cunda Adası'na dönüyoruz. Ondan sonra keşiflerimiz devam edecek. Haydi bakalım. (Gülüyor)
arkadaşlar. İlk mola noktamıza geldik. Bol denizden yürümeli, yüzmeli bir sabahın ardından. Balıkçı Barınağı diye bir yer bulduk. Evet, çok güzel bir yer keşfettik. İsmi Balıkçı Barınağı ama tam olarak nerede olduğunu söylememeye karar verdik bu gelmesi sefer. Gelmesi çok zor. Aynen. Denizden gelmesi daha kolay olabilir. Karadan gelmesi toprak bir yoldan biraz topraklı, zahmetli. Topraklı kumlu bir yol yani. Dün size birazcık tur attıracağım. Birkaç tane böyle masa sandalye var. Bizim şu oturduğumuz bence en güzel köşe. Tekne bu. Teknede oturuyoruz şu an. Teknenin üstüne minder koymuşlar. Koltuk tekne. Ama tam mayışmalık. Aslında balıkçılık yapıyorlarmış bu arada. Evet, balık tutuyorlarmış. Zaten sordum, çupraları varmış, karagözleri varmış. Canın çekti yokmuş. Değil mi? Her şey güneş enerjisiyle. Güneş enerjisiyle elektrik üretiyorlar. Bayağı şey yani, bohem hayatı. Bu arada arkadaşlar, geçen videomuzda bir talihli seçtik. Evet, hediyemizin kazananını bu videonun ilerleyen dakikalarında bir yerde açıklayacağız. Atol Behramoğlu'nun şiir kitabını hediye edeceğiz. Geçen poça videomuzda yorumlara çekişe katılmak için yazan arkadaşlarımız arasından birini seçtik. Onu söyleyeceğiz videonun sonlarına doğru bir yerde. O yüzden sonuna kadar izleyin. Hatta kalın. Looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. Maden Adası'nın arkasına geçtik şimdi. Burada da çok güzel pırıl pırıl bir koy bulduk kendimize. Hem buradan birazdan göstereceğim. Kalenin o kalıntılarını da görebiliyoruz. Hem de küçük Maden Adası'nı görüyoruz. Ama önce burada güzel şöyle bir snorkeling. Onun Türkçesi var mı? Şnorkelli yüzme. Deniz altını deniz gözlükle gözlemleme. Yüz aktivitesi. Yapalım. Çünkü muhteşem görünüyor deniz. Maden Adası'nda bir de şöyle bir enteresan durum var. Hiç hayvan sesi de yok. Yani böyle adalarda normalde cırcır böceği sesi, kuş sesi bir şeyler olur. Böyle tamamen bir sessizlik durumu var. Bayağı enteresan, dingin bir yer. Şimdi size hemen kamerayı çeviriyorum ve Porta Selene kulesinden kalan minik taşları göstereyim. İşte burada eskiden bir kule varmış. Ve onun hemen solunda da ileride de Küçük Maden Adası var. Bu da Küçük Maden ve deniz. Sıradaki durağımız Çıplak Ada. Adanın giyinik olan tek yerindeyiz. Şu gördüğünüz ağaçlar adadaki tek yeşillik bölge. Burada bir çiftlik gibi bir yer var. Koyunlar var, böyle farklı farklı hayvanlar var. Hatta koyunların da yanına gidelim şimdi. Bayağı doğal hayat gözlemleme alanı gibi bir yer. Çok sevimli ama o kadar çok tavşan var ki birazdan tavşanların yanına da gideceğim. Kara tavşanlar, beyaz koyunlar. Koyunların hepsi uyuyor yalnız, çok sakinler. Selam. Sizi rahatsız etmeyelim çok. Uzaktan bakalım. O kadar hareketsiz duruyorlar ki. Önce ben bunlar kaya mı acaba dedim uzaktan. Ama koyunmuş hepsi. Neyse çok heyecanlandırmayalım. Hadi siz takılın. Şimdi çok sessizce size bir şey anlatacağım. Çünkü ilk defa hep tavşanlı ada, tavşanlı ada derler. Gerçekten tavşanlı bir ada bulduk. Arkamda minik minik görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyor mu kameradan şu an? Siyah var, kahverengi var, siyah, beyaz, gri. Her renk tavşan var etrafta. Çok şirin ama çok fazla yaklaşamıyorum tavşanlara. Kaçıyorlar. Bu arada eskiden benim de tavşanım vardı. Adı Çilek'ti. Beyazdı. Böyle gözleri kırmızıydı. Evet, o yüzden Çilek koymuştuk adını. Hadi birazcık yaklaşmaya çalışalım. Thank you.
gördüklerimize ek olarak varan iki baykuş gördük. Ben bir tane gördüm ama sen iki tane gördün galiba. Bir tane karga baykuş kovalıyordu. Karga baykuş kovalıyor, güzel. Ama baykuş kocamandı ve ilk defa bu kadar hani doğal adada, doğal ada ne ya? Doğal ortamında ilk defa gördüm. Hatta çekemedim onu heyecan yapıp. Ve varan üç arkadaşlar burada Çıplak Adanın önündeki kumsal alana kocaman bir kamp ateşi yakma yeri yapmışlar. Muhtemelen zaten takılmış burada birileri. Mangal değil, odun ateşinde böyle yiyeceklerini alüminyum folyo gibi bir şeylere saracaksın. Sonra içine koyacaksın, odun ateşinde pişireceksin. Başka kanallarda gördüm. Tabii bilmiyorum, başkası yabancılar gelip yapınca izin vermiyorlardır. Belki buradaki çiftliğin sahibi mi yapıyor bilemiyorum. Çıplak Adadan ve enteresan hayvanlarından şimdilik bu kadar. Atları çekemedim. Atları yakalayamadım. Onlar kaçtı adanın öbür tarafına doğru. Artık bir başka sefere şimdi ayrılıyoruz bu adadan. Ufak bir mola verdik arkadaşlar. Sahilde böyle çıkıp kahve içeceğimiz bir yer arıyorduk. Bulduk. Şimdi botumuzla Ortunç koyuyla Pınar Adası arasındaki bu bölgedeki koylarda takılıyoruz. Şimdi Ortunç dışarıdan kimseyi kabul etmiyormuş. Sadece otel misafirlerini alıyormuş. Oraya giremedik o yüzden botla. Ama burada... Ya girdik de döndük. Girdik geri sektik diyelim. Ada Otel diye bir yer var. Burası dışarıdan da kabul ediyor misafir. Sahilden yani karadan gelirseniz arabayla da kişi başı 100 TL'ye işte bir iç imkanları vesaire kullanabiliyor musunuz? Şimdi biz botla çıkıp direkt bir şeyler yiyip içip ondan sonra turumuza tekrar devam edeceğiz. Bu arada Ayvalık'ta herhalde bu kadar düz deniz daha önce görmemiştim. Evet. Her geldiğimizde bu tarafa... Gerçekten havuz gibi bugün yani. Bayağı şanslıyız. Deniz düz olunca acayip net görünüyor. Şnorkelsiz denizdi bir turu. Evet. Direkt baktığın zaman çok çok net görünüyor yani. Bir de kafası dışarı yüzen balıklar falan var. Uçan balık gördük yolda. Bayağı tatlıydı. Evet, şimdi kahvelerimizi içelim. Sonra denizde görüşürüz. Ada Otel'in olduğu Cennet Dalan Koyu'ndan ve Ortunç'un olduğu o bölgeden ayrılıyoruz botumuzla. Pınar Adası. Pınar Adası'yla Cunda Adası'nın arasındaki boğazdan geçiyoruz. Yıllar yıllar önce, 2 yıl önce mi? 2-3 yıl önce orada bir gelmiştik. Sitenin içinden geçip oradan ilk kere adaya yüzmüştü hatta. Evet. Şimdi bakalım denizden keşfedeceğiz. Bu arada balık tutanlar falan var. Bayağı sabahtan beri denizdeler. Burada inanılmaz balık var. Ben artık zaten yok Cennet Dalan'mış. Ortuş şu an değil. Bu koyun adı. Hayır. Balıklı koy. Balıklı koy. Evet. Balıklı koy. Balıklı koy koydum adını. Arkadaşlar bu Pınar Adası'nın karşısında bir seyir terası var. Heh, yakaladım. Bak, şurası. Onlar da bize bakıyor. İnanılmaz güzel. Gün batımı izlenmez mi oradan? Evet. Çok güzel. Pınar Adası'nın üstünde de minik bir çiftlik var. Güvercinlerin olduğu bir kulübe görüyorum. Bir de yalnız ağaç var. Tek ağaç. Adanın arkasına bakalım bir de. Bakalım. Onun arkasında da Poyraz Ada diye bir ada var. Onu da görmüş olursun. Şimdi Pınar Adası'na ayak basıyoruz ama burası biraz bataklık gibiymiş. Evet. Sen en azından benden yaklaşık 20 kilo daha az batıyorum. Bayağı balçık. Şimdi burada bir ufak içecek molası vereceğiz.
minik taş, eski bir kalıntılar bulduk. Botumuzu bağladık. Şurada dinlenelim biraz adalara karşı.